Kankalar, arkadaşlar, bugün çok değişik güzel sürprizlerle birlikte Chapter 2'yi tekrar baştan yaşayacağız arkadaşlar. Evet, bugün karşımıza dost sandığımız ama aslında çok da dost olmayan birileri çıkacak. Evet arkadaşlar, onlara dost diye çok güvenmiştik. Ama burada bizi hayal kırıklığına uğratacaklar. Evet, anahtarımızı aldık. Şimdi şuradan da bir geçiş yapalım. Hadi koçum hadi. Evet bakalım arkadaşlar, dost bildiğimiz düşmanlar, düşman bilemediğimiz dost görünümlü arkadaşlar, bakalım bize ne gibi sürprizler hazırlamışlar, hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu arada Ultra Pro efsane hareketlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Aha bak burada. Şimdi Stella, şu kuyunun kenarında niye duruyorsun ya? Sen anam babanı hiç tembihlemedin mi ya? Ya böyle tehlikeli yerlerde durulmaz diye anam gözlerine kan çanı almış ha. Ağlamış bu. Stella, annem o neydi lan? Aa arkadaşlar, bu Mami Longlegs'in eline benzemiyordu la o. Anam yılan gibi bir şeydi. Ben de attırım abi buraya. Evet. Arkadaşlar, Stella'yı, yani Stella Poppy'yi bir şekilde evet kurtarmamız gerekiyor. Çünkü buradaki en büyük yardımcımız o. Hani FNAF'ta Security Breach'te bize arkadaşlar Freddy bize yardım ediyordu ya. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Burada da bize Poppy Stella yardımcı oluyor ve evet arkadaşlar, eğer onun yardımıyla biz kurtulursak Stella'yı burada bırakamayız. Çünkü bunu biliyor arkadaşlar. Evet, Mami Longlegs bunu biliyor. Stella'nın bize yardım etmek istediğini biliyor. O yüzden ona işkence edeceği için onu mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, burası oyun istasyonu. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar, karşımıza kim çıkacak arkadaşlar, heyecanla bekliyoruz. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım Mami Longlegs'in yerine kim gelecek? Hop, tut bakayım elime. Elleri buz gibi lan bunun. Kim abi o? Adam kisimseye benziyor. Arkadaşlar, kisimse bize yardım etmiyor muydu? Aa, elinde de Stella var. Kisimse bıraksana adam onu. Pardon, ne oğlum ya? Ya sen nasıl Mami Longlegs oldun ya? Aha! Arkadaşlar, nasıl oluyor bu ya? Şuraya bak. Bir de robot gibi. Kafası vücudundan ayrık. Ama elleri kolları... Abi bu bildiğin kesimisi ya. Olamaz. Biz burada kime güveneceğiz arkadaşlar? Stella'ya da güvenemeyiz. Stella'nın ağzı kapalı, baksanıza. Ana! Arkadaşlar, yazar mısınız lütfen bana? Biz bu oyun içerisinde kime güveneceğiz arkadaş? Bir tane güvenilir kimse yok mu? Abi üstüme atlayacak diye korkuyorum şu anda. Arkadaşlar, Mami Longlegs mi daha korkunç, çünkü şu anda kisimisinin hali mi daha korkunç sizce? Karar veremedim, baksanıza. Bayağı da korkunç ha. Ama vücudu bir garip ya. Bu yeni üretilmiş bir şey galiba. Gitme lan, gitme, nereye gittin? Gittiği yerde belli olmuyor ki. Abi biz yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Evet. Poppy Stella. Yani bizim Stella dediğimiz bilim insanları arasındaki o bir tane kadın var. Bakın onun yerini göstereceğim şimdi size. Şuradaki bilim adamlarını görüyorsunuz. Bunlar şu anda aşağıdaki çocukları gözlemliyorlar. Burada bir tanesi sırtını dönmüş. Gördünüz değil mi? O sırtını dönen bu bilim adamları gibi çocuklara bakmıyor. Çünkü Stella evet birazdan neler olacağını bildiği için muhtemelen çocukların yüzüne bakamıyor. Ama arkadaşlar, buradaki birçok anonsu da zaten şey yapıyor. Evet, bu oyun istasyonu içerisindeki birçok anonsu da zaten Stella yapıyor. Bakın burayı, bu kolu çekince arkadaşlar Stella'nın ilk anonsunu duyuyoruz. Evet. Bu su duyuyor. Aa, Stella'nın. Evet. Poppy Stella. İyi misin? Evet arkadaşlar, şu anda her taraf örümcek ha. Bakın burada oyuncakları hapsediyor Mami Longlegs ve evet, bir önceki videoda söylemiştim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki videoda ne demiştim? Buradaki ağlar var ya. Evet, bizim oynadığımız, bize oyunlar oynatacak ya, ölümcül oyunlar Mami Longlegs. Onlarda kazandığımız her oyunda evet oradaki oyuncak neyse, evet oyuncağa gelip buradaki şeyi asıyor başarısız olduğu için. Evet. Birazdan bu tavşancığın yanına gidiyoruz. Aynen şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Kesimsi bizi arkadan vurdu arkadaşlar. Şimdi şu yeşil elimizi bir alalım. Hiç beklemezdim ya. Arkadaşlar, siz bekler miydiniz? Buraya kötü karakter kimler yakışır arkadaşlar? Bir önceki videoda sormuştum zaten. Evet. Skelet Teacher kesin olabilir. Başka macerada Skelet Teacher belki Mami Longlegs olabilir. Bence olur. Dondurmacı Rot olur. Wilson amca zaten kafadan olur. Şu enerjimizi şuradan alalım. Başka kötü kimler var? Siren kafa olur, ne bileyim. Granny Marani, zaten bunlar kral kötüler. Bunlar olur. Ama kisimisi olmaz ya. Ya yakıştı mı şimdi? Şimdi müzik odasına geldik. Evet. Arkadaşlar, biz buranın ultra profesyoneliz. O yüzden sonuna kadar değil. Zaten 2-3 dakikada bitirdiğimiz için hemen hızlı bir şekilde. Aha, kisimisi. Oha, cama yapıştı lan. Camları mı siliyorsun? Ne yapıyorsun? Abi ben sahtedir diye düşünüyorum. Ama bu gerçekten kisimisi abi. Baksanıza, her şeyde kisimisi. Ayaklarım, ayakları. Ama nasıl olur ya? Allah Allah. Peki arkadaşlar, birazdan ileriki bir sahnelerde bize kisimisi yardımcı oluyor ya, bir tane kapıyı açıyor. Ya orada olmazsa işte işimiz orada biter. Hadi bakalım.
Şu müzik oyunu arkadaşlar sizin için çok hızlı bir şekilde oynamış olacağım. Evet. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar burası gerçekten çok eğlenceli yani. Bayağı hızlı. Evet. Bu şekilde hızlı olursanız gayet hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Bu yukarıdaki tavşancık da size kafanızı o zillerle ezmiyor. Ama eskiden düşünsenize arkadaşlar burada eğlence mekanıyken burası. O tavşan buradaki çocuklara böyle bir şey yapıyor muydu acaba? Zannetmiyorum. Şu anda bunların tamamen tüm kontrolü Mamulong Next olduğu için. Evet arkadaşlar sistemi bozduk. Nerede o? Şimdi bir tanesini bir vuracağız abi sistem ekleyeceğiz. Şu an makinenin kafası karıştı çünkü. Evet Mamulong Next daha doğrusu şu anda kesimisi. Evet. Hedefine ulaşamadı. Ne oldu? He morardın mı? Gerçi sen pembeleşmişsin ya ne morarmaz. Ver şu şeyimi. Arkadaşlar eli gidiyor şu anda. Eli gidiyor şu anda. Çekeyim elinden aşağı çeksem ne olur? Kesimsin elini asılsam ne olur acaba? Lan gel buraya. Oraya asılsam belki onu var çat diye aşağı düşürebilirdim ama. O riske giremem. Arkadaşlar buradaki daha önce görmediğimiz oyuncaklar var. Tombalak bir oyuncak. Burada çiçek. Burada evet. Ah reject dedi arkadaşlar. Geri iade edilen oyuncaklar. Acaba geri iade edilen derken ne demek istiyor ya? Onların içerisinde mi? Özellikle o oyuncakların içerisinde mi acaba? O çocukları yerleştirmeye çalışıyorlar. Çok çözemedik. Evet hikayenin tamamını inşallah Chapter 3'te çözmeye çalışacağız bu şekilde. Bu ne olmuş ya? Aa Mamulong Next'in oyuncağı ne olmuş? Yanmış mı bu? Adam rengi garip olmuş şuraya bak. Ayağım kendi kendine hareket ediyor zannettim ha. Evet şu. Evet bizim mini Dino'yu oradan bir çekelim. Evet. Dinozorları pistten çekelim lütfen. Ya, hızlı bir şekilde şu hareketler. Arkadaşlar bu hareketleri şu anda ben speedrun yapsam bence dünya rekoru kırarız ya. Evet dünya rekoru 15.50 miydik acaba? Ama şu anda arkadaşlar çok da öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum ama vallahi gaza gelirsem bir gün speedrun yaparım ve dünya rekorunu kırarım diye düşünüyorum. Evet. Bence bir gün de düşünürüz. Şu anda bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar çünkü buradaki birçok şeyi zaten hızlı bir şekilde evet ilk oynayanlardan birisi biziz abi. Hadi bakalım abi şu. Buradaki güç olayları Chapter 1 ile karşılaştıramazsınız bile çünkü Chapter 1'de arkadaşlar her şey çok kolaydı ya. O kadar kolaydı ki. Yani dümdüz yerlerde enerjiyi oradan oraya taşıyorduk ama burası çok farklı. Burada 3 ve 4 yani 4 tane farklı yer var. Orada gücü yani fabrikanın ihtiyaç duyduğu gücü oluşturmak için evet kabloları bir yerden bir yere çekmek gerçekten çok zeka akıl gerektiren durumlarda şimdi şurada bakalım. Abi duvarlar hep ketçap olmuş ya. Öyle mi? Madem hamburger yiyorsunuz ketçapları niye duvarlara sıkıyorsunuz? Allah Allah. Evet ben size ne demiştim? Evet ikinci bölümde de söylediğim üzere arkadaşlar bundan önce kimse söylememiştir. Şu ağlarda daha önceden bu tavşan yoktu. Neden şimdi var? Çünkü tavşanla bize oynattığı oyunu biz kazandık. Tavşan bizi yenemediği için Mamulong Next onu cezalandırdı. Evet Stella'nın yerine tekrar bakalım mı? Şu kolumu çek abi ya. Allah Allah. Evet Stella. Sabret Stella. Seni kurtaracağım sabret lütfen. Tamam mı? Şu an konuşamıyorsun biliyorum. Aa şifre değişmiş. 4, 2, 3, 1 olmuş. Tamam sen hiç merak etme Stella. Orada kıpırdamadan dur tamam hiçbir yere gitme. Lan zaten istese gidemez ki. Şimdi arkadaşlar benim sevdiğim oyunlardan birisi ama. Burada şimdi bize hiçbir şey var mı ya? Bakıyorum abi. Abi şuraya bak ya. Şu ellerden keşke herkese şuradan alsam da hepinize dağılsam arkadaşlar. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Evet burada minik hagibagiler. İşte hani bunlar bizim dostumuz olacaktı chapter 2'de. Kesinlikle değil. Burada bizi bulduklarında yiyorlar. Şimdi burası benim çok sevdiğim, eğlendiğim ama bir o kadar da zor bence arkadaşlar. Neden zor? Çünkü evet bu gördüğünüz kesimisi kılıklı Mamulong Next ışıkları öyle bir ayarlıyor ki evet bizim şeyleri görmememiz için elinden geleni yapıyor ama biz gözlerimiz kartal gibi açacağız arkadaşlar. Evet oyunu oynamadan önce 1 kilo havuç yedim. Evet göz için ne faydalıysa arkadaşlar hepsinden birer kilo aldım. Ve şu anda hatasız bir şekilde burada ilerlemek zorundayım. Çünkü eğer bir gün speedrun yapacaksam burada kesinlikle hatasız oynamam gerekiyor. Evet. Gel bakayım gel. Burada kaç renk hagibagi var biliyor musunuz? Pardon. Burası tozlu arkadaşlar. Aşağıda kum var biliyorsunuz görüyorsunuz. Beni biraz öksürttü. Burada kırmızısı, pembesi, sarısı, yeşili, mavisi. Bir de koyu mavisi var galiba laciverti. Böyle rengarenk. Bunların hepsi şu ortaya atlasa ne güzel olur ha. Hepsini kafa kafaya tokuştursam. Ne yazık ki şu an onu yapamıyoruz. Şuraya bak. Hadi hızlı gelin. Hızlı gelin çabuk gitsin. Evet. Bak şu köşeden arkadaşlar şu ışıkların köşesindekiler gerçekten o kadar kurnazca sessizce tilki gibi geliyorlar ki.
Asıl bizi zorlayacak o. Abi bir de tıslıyorlar ha. Bir yerden tıslama sesi geliyor. Birisi çıkmak üzere. Heh. Oh. Ay ay arkadaşlar birisi çıkmak üzere. İyice kudurdular şu anda. Nerede abi? Bir tanesi bayağı ilerlemiş ha. Evet kafasına kafasına vuruyoruz. Peki acaba bir vurduğumuz tekrar çıkıyor mu acaba? Yoksa birbirinden farklı bir sürüm var. Aha şuna vuramadık. Vallahi vuramadık ona. La bu çıkıyor. La bu çıkıyor. Şu iki üçte. Arkadaşlar şu da çıkıyor. Allah şuraya baksanıza. Arkadaşlar bir tanesini kaçırdınız mı işiniz bitti ya. Evet. Hadi bit ya. Hadi bit ya. Bu ne ya? Arkadaş bu nedir? Heh. Ne oldu? Kesin misin? Moral aldın mı? Heh. Ver bakayım şu şifremi. Evet. Ne oldu? Benim gibi oyuncu görmedin mi? Evet neymiş? Kırmızı sarı kırmızı mavi. Ver bakayım şuna. Çak bakayım. Çak bir beşlik. Hemen kaçtı abi. Benden çok korkuyor ha bu arada. Korkacağım tabii. Hadi bakalım şuradan ilerleyelim. Evet daha önceden arkadaşlar bizim gibi daha önceden oyun oynamaya gelenler olmuş burada. Hepsi leş çıkmış abi. Kolları bırakmışlar ya kaçmışlar ya da Mami Long'da onları kıtır kıtır yemiş bilemiyorum artık. Aha şu altın objeleri alıyoruz. Acaba bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu da çözeceğim yakında merak etmeyin. Çünkü oyunun sonuna kadar belirli yerlerde bu altın objelerden var. Onlar muhtemelen bir işe yarıyordur. En azından kuyumcuya götürür bozduruz abi değil mi? Yani beleş para yani. Evet şimdi bakalım kisimsiden bir hesap soralım. Burada mı yoksa burada başkası mı olacak ya? Kisimsi! Bakayım. Aha yoksa hakim olmasın. Bakayım. Aha gerçekten kisimsi. Ya kisimsi sen. Hayırdır? Sen deminden beri bize saldırıyorsun Mamilong Nexus olarak. Bakayım gerçekten sen o musun? Abi anlayamadım ama. Bunun da tüyleri pembe. Ama bununki daha böyle yumuşacık pembe. Kisimsi gözünü seveyim. Neden ihanet ettin bana? Yoksa sen değil misin o ikiz kardeşin mi? Ver şu elini tutayım. Kisimsi gözünü seveyim bir şey de ya. Yok abi kisimsi abi normalde. Belki de konuşmak istiyor ama arkadaşlar. Evet neyse. Şimdi şu oyuncak vagonun içerisinde hangi oyuncaklar var? Ben çok merak etmiştim. Evet bu bölümde de bakmış olalım. Evet burada beyaz mavicik bir kedicik var. Evet bir tane kaplancık var. Bir sürü değişik oyuncaklar var. Şurada yine ultra pro hareketlerimizi yapalım arkadaşlar. Hop şuradan da çekelim enerjimizi. Şuradan da şuraya yapıştırdık mı? Yapıştır gitsin. Devam ki. Gel 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 gel. Şimdi oyuncak vagonu üstümüzden geçsin mi abi? Ha? Böyle bir şey denesek mi acaba? Cık. Yok böyle bir riske giremem abi. Şimdi geriden falan başlar. Evet. Ha ne oldu niye durdun? Lan arkadan biri mi çekiyor yoksa? Ha gel 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 gel. Lan kenara çekileyim arkadaşlar çekileyim çekileyim. O çekileyim. Son anda. Uçurma gitti abi. İş ciddi. Vallahi riske falan atamam şu anda. Evet. Sonunda. Evet. Şimdi benim teorilerimden birisi de. Evet tekrar söylüyorum arkadaşlar. Önceki bölümde söylemiştim. Burada. Evet bu örümcek ağlarında bu Hagibagi minik Hagibagiler burada yoktu. Neden şimdi var? Çünkü oyunu kazandık. Ve onları cezalandırdım Amulonix. Stella. Şifre değişmemiş. Az kaldı merak etme. Çişin mi geldi? Ana. Ana benim yapacağım bir şey yok ki Stella. Benim şu anda oraya gelmem imkansız. Evet şu minik. Caterpillar dediğimiz bir oyuncak türü var galiba arkadaşlar. Evet elinde Caterpillar oyuncak olan var mı? Yani böyle uzun şey gibi. Ne derler buna? Aa bu uzun şeyler ne diyor? 40 ayak. Ama burada kafası köpek. Evet benim rengarenk bir 40 ayak oyuncağım vardı. Anam şuradan bir tutamadım ki. Aa, düş dur, dur. Anam çok yaklaştı. Evet bu halkalar özellikle koyulmuş. Normalde bakalım hop hop hop. Lan nereye gidiyor? Lan oha oyunun dışına çıktım. Arkadaşlar daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Aya vallahi oyunun dışına çıktım ha. Böyle bir şey olamaz ya. Bırak bunun beni yakalamasını. Ben kendimi oyunun dışına attım ya. Hop. Aha yine lan yan taraf attım yine ya. Oo arkadaşlar istediğim olmadı ya. Vallahi çok yaklaştı. Heh. Koş 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 koş. Anam nasıl yürüyor abi oralarda baksana. Evet zor olandan giriyoruz her zaman. Çünkü zor olan daha kolay gibi sanki. Abi arkanıza her an bakın. Her an abi sırtınızdan vurabilir sizi. Peki arkamızdan böyle mesafeyi kapatıp bizi yakalamaya çalıştığına göre bizim yanlış bir hareketimizde ya da müzikte hareket ettiğimizde nasıl bir anda yakalıyor bizi onu anlamıyorum yani. Neyse. Her şeyi sorgulamayalım. Şunu alalım. Evet. Aldık ne oldu lan? Anam birisi... Abi bir sürü altın obje aldık he. Bunları var ya. Bunların içinde en az 10 tane çeyrek altın çıkar abi. Ya günümüzde çeyrek altın kaç para sen biliyor musun? Vallahi iyi para yaparız ha.
Hepiniz arkadaşlar bir eğlence düzenlerim ben parayla. Oyun içerisine. Geliyorum abi, geliyorum. Lan atladım. Anam yanlış zamanda atladım ama bir şey yapmadı. Şurada bir atladım. Bekleyelim abi, şunu yapmayalım. Dur bekleyelim. Evet. Şimdi. Heh. Arkadaşlar şu bu oyun şey, burayı fabrikayı böyle adam etsek de bir gün buraya hep beraber gelsek mi, ne dersiniz ha? He? Öyle bir şey yapalım mı ya? Hani hayal ya. Oha nasıl zıpladım öyle. Böyle bir imkan olsa arkadaşlar gelir misiniz? Böyle bir oyun fabrikası olsa. Biz bunu düzeltsek, tamir etsek. Bütün oyuncakları her şeyi yerine koysak, oyunları yerine koysak. Bir gün gider miyiz ya böyle? Ya da para, çok parası olan bir zengin bir adam yapsın şunu ya. Böyle bir yer yapsın. Ama tabii ki olay, evet, bu oyundaki hikayeye benzemeyecek tabii ki. Evet, güzel bir iş fikri aslında ama yok ya. Bizim o kadar paramız yok, nerede abi? Lan bizim 2 simit bir ayranlık paramız var ya. Evet, nereye geldik? Oldukça ilerledik arkadaşlar. Şurada bir güç olayımız daha var. Hemen bunu da halledelim. Lan kaçtı. Arkadaşlar speedrun yapacaksak eğer böyle hatalar yapmamız gerekiyor. Speedrun için iyi bir antrenman yapmak gerekiyor. Nasıl arkadaşlar? Koşucular. Evet onlar ne deniyor? Atlet deniyor. Onlar nasıl abi? Koşarken koşarken böyle feci antrenmanlar yapıyorlar. Evet bakın şurada çok hızlı olmam gerekiyor. Bak hatasız. Bir. Hemen buradan alacağız. Şunun etrafından döneceğiz. Bunları çok hızlı yaparsak belki dünya rekoru kırarız abi. Ben kendime güveniyorum ama. Bilmiyorum gereği var mı. Artık. Kafama eserse. Annem düştüm aşağı. Heh. Şimdi. Kisimsi mi gelecek? Ah kisimsi. Lan. Ne oldu, çok mu sinirlendin? Ya bu kisimsinin arkadaşlar bence kötü ikiz kardeşi olmasın. Dur lan boynu çıktı. Dişleri harbiden çok gıcık ha. Neye sinirlendin sen ya? Koçum. Ağzından salyalar akıyor ya. Ya seni bir dişçiye götürmek lazım. Şu dişleri bir törpüleyelim. Arkadaşlar şu anda bize 5 saniye verdi. Çok fazla durduk orada. İnşallah yakalamaz. Koş 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 koş. Evet soldan sağdan. Evet Allah'tan buralarda hata yapmıyoruz. Zaten hata yapan zaten buradan arkadaşlar noptur ya. Yani loser'dır. Eziktir. Şuralardan hemen geçelim. Hadi bakalım şuradan da bir dalalım. Ne oluyor ya? Bir şeyler beni çekiyor gibi aşağıdan ama. Evet buralara bak. Evet. Abi bu nasıl bir fabrikadır ya? İnanılmaz. Evet bizde var ya. Bu minik delikleri nasıl buluyorsak oralardan geçip duruyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar Mamilon Gangs ne olarak karşımıza çıkacak? Acaba onun tipini düzeltebilecek miyiz? Hadi bakalım şuradan da geçiyoruz. Şimdi alayım şunu. Şuna, ver, ver abi ver şunu. Aldım. Arkadaşlar bayağı bir altın toplamadım ya. He? Bayağı bir altın topladım ha. Evet şu kapıların en gıcık olduğum kapılar bunlar biliyor musunuz? Gacır gucur açılıyor bunlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet şu kırmızı. Evet arkadaşlar kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Bunları zaten ezbere biliyoruz. Hadi bakalım. Oldukça ilerledik. Evet son kapışmaya doğru ilerliyoruz abi. Son kapışmaya doğru ilerlerken hata yapmayacağız. Evet. Kisimsi. Oğlum sen daha da bir korkunçlaşıyorsun ya. Hiç o şirinliğin kalmamış oğlum üzerinde ya. Pardon kızım. Oğlum. Artık ne diyeceğim ya sana. Evet şuradan kendimizi çekelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Lan oğlum elim kurtuldu. Arkadaşlar olamaz. Elim kurtuldu. Bozuldu el. Yeşil elim bozuldu. Ne oldu? Neden böyle oldu ya? Abi tam tutunurken kendi elinden kurtuldu abi. Ben ne yapabilirim? Ya şimdi tekrar kisimsiyle. Ana oğlum. Arkadaşlar ne oldu bu sefer? Hagi vagi olmuş. Olamaz. Nasıl yani? Arkadaşlar ikinci ihanete uğradık. Hagi vagi. Abi kisimsiyle 2 dakika önce nasıl oldu bu arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz. Kaç 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 kaç. Abi gözlerime inanamıyorum. Siz görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar kisimisi Hagi Vagi'ye dönüştü. Oğlum ne yedin ne içtin, kafana boya mı düştü, nasıl oldu ya? Aha abi ben şok içerisindeyim ya. Hayda. Lan zaten Mamilon Gangs'in kisimisiye dönüşmesi beni şaşırtmıştı. Şimdi o da Hagi Vagi'ye dönüştü ya. Oğlum daha yapmayın böyle şeyler, gözünü seveyim ya. Ben şunu alayım abi. Gel. Abi yoksa gözlerim mi yanıldı abi? Yoksa böyle sabah uykumu alamadım da gözlerimde bir şey mi oldu ya? He? Gözlerim baga mı girdi, ne oldu? Tekrar göreceğiz abi şimdi. Şimdi başka birisi olmasın abi. Ulan sürekli böyle kılık değiştirmek olur mu ya? Ayıptır yani.
Pardon. Şimdi. Hadi abi şu ateşteki sen bir söner misin ya gözünü seveyim. Ver şu şeyi. Heh. Gel. Abi kim çıkacak? Ya Hagi Bagi mi çıkacak? Kisimsi mi çıkacak yoksa başkası mı çıkacak? Evet. Heyecanla onu bekliyoruz şu anda. Hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız? Bakalım şu duvarlardan kim tırmanacak? Hadi bakalım. Anam vallahi Hagi Bagi. Ya Hagi Bagi gözünü seveyim ya. Ya senin iyi bir oyuncak olacağını düşünüyordum ama. Hiç de öyle olmadı ya. Gelmiyor bu. Oğlum ne işler çeviriyorsun? Gelsene buraya. Hala çıkmadı oradan ya. Oğlum çıkar mısın? Ha geliyor. Allah kötü ettik galiba dur. Dur çabuk. Nereden giremedik içeri? İçeri giremedik. Allah. Lan bir kere de Hagi Bagi yakalasın. Ne olacak yani? Evet. Arkadaşlar. Şimdi ona şurada da bir son bir kez atlattığımızda. Evet final kapışmasında. Bakalım arkadaşlar. Hagi Bagi ne hallere düşecek hep beraber göreceğiz. Şunu şuraya takalım. Enerjimizi taşıyalım. Hop. Abi kimin aklına gelmiş böyle şeyler ya? Çok enteresan işler dönüyor burada ya. Bak yukarı bir çıkalım mı abi? Yukarıda nasıl bir ateş var? Şuraya bak abi. Oğlum ne yanıyor burada? Doğal gaz mı bu? Ne bu? Takalım abi şunu. Şimdi Hagi Bagi gel bakalım gel. Gel. Bak saklanmaç oynayacağız seninle şimdi tamam mı? He? Hadi gel bakalım beni yakalayabiliyor musun lan? Oğlum senin kafanı şurada bir kıstırabilsem var ya. Abi aha örümcek ağlarını hemen nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor arkadaşlar? Daha 2 dakika önce merdivenlerden çıkmıştım. Şimdi Hagi Bagi beni ya da Mamelon Gangs beni kovalarken oraya nasıl örümcek ağ attı da ben oraya çıkamıyorum. Böyle bir engel olamaz arkadaşım. Ben istediğim yere giderim ya. Gitmek istiyorum ya. Burayı kendimi kapatmak zorunda mıyım ya? Ya merdivenlerden çıkmak istiyorsam? Olmaz öyle şey. Heh. Şu enerji gel lan buraya Hagi Bagi. Aa Hagi Bagi yeşile çevireyim lan şunu. Evet çekil bakayım sen. Bundan da bayağı hızlı çekiyorsun abi her şeyi. Çünkü bu elde şu anda enerji dolu. Bir 10 saniye. Şu elle var ya bir tokat atsaydım Hagi Bagi ne olurdu çok merak ediyorum ben. Evet arkadaşlar. Evet final kapışmasına hazır mıyız? Abi hazır mıyız? Hadi bakalım çekiyoruz. Bakın şimdi. Bak kollar çıkmaya başladı. O ne ya o eller geliştirmiş. Oha. Ördek eli gibi olmuş da o. Çabuk. Hızlı bir şekilde. Yani bu gülüş var ya. Adamı bayağı uyuz ediyor ya. Ha ho ha ho. Evet abi. Eller var ya çok garip olmuş. Yani. Komik olmuş da bence. Evet. Şimdi şuradan kendimizi çekelim abi. Hızlı. Çabuk. Bakalım tek seferde başarabilecek miyiz? Abi başarmak zorundayım. Hadi bakalım. Oo başardım. Abi ilk. Bu kez var ya. İlk seferde tek seferde başardım ben. Hadi bakayım. Aç şunu. Şimdi bundan sonra cortlamayalım. Oh be. Arkadaşlar çok rahatladım ya. Evet bunlar hep speedrun hazırlıkları. Hadi bakalım. Şimdi. Hagi Bagi gel bakalım gel. Senin de bir kıymaya çevirelim seni gel. Gel senin pastırmanı yapacağız gel. Bak. Ne bak nasıl koşuyor. Gel koç. Gel. Abi şuraya bak ya. Lan düşman başına abi bu nasıl koşuyor böyle. Lan bunun birkaç tane gözüm var ne bu garip gözüküyor. Ayağım kaydı lan. Lan ayağım kaçırdım. Lan tutmam lazım. He oh. Oh be. Oğlum senin sesin. Hagi Bagi bari sesini bari Hagi Bagi sesi olsaydı ya. Gerçi Hagi Bagi'nin sesini bilmiyoruz ki. Var mı bilen arkadaşlar? Ulan bu da mavi sakıza döndü he. Heh. Oğlum seni şu an istesem de kurtaramam. Niye kurtarayım seni? Aa bu da slime'a dönüştü ya. Bunlar abi niye böyle sakıza dönüşüyor ya? Şu. Abi şu minik el şeyler. Böyle. O ellere ben bir şeye benzetiyorum ama. Evet herkesin merakla beklediği arkadaşlar. O mekanik o şey el kim neye ait? Hangi yaratığa ait? Daha bununla ilgili ipucu paylaşılmadı. Evet arkadaşlar chapter 3 ile ilgili bir gelişme olursa tabii ki kanalımızdan sizlere hemen duyuracağız. Şimdi gidelim Stella'yı kurtaralım. Artık inşallah altına yapmamıştır ha. Çişim var falan diyordu. Bakalım arkadaşlar. İnşallah sağlığı yerindedir. Stella ben geldim. Altına yaptın mı kız? Bakayım. Lan sen zaten oynayacaksın nasıl yapacaksın ya? Hadi bakalım şimdi trene sen benden önce bin tamam mı? Hadi bakalım. Heh tamam anladım korktun tamam. İyi. Ben trenin şifrelerini biliyorum tamam sonuncusunu da senden aldım zaten. Hadi git. Bakayım nereye gittin? Oğlum oradan sen
Benim bilmediğim yerlerden nerelere gidiyorsun ya? Nasıl oluyor, hiç anlamadım ya. Şimdi şöyle kaydan da kaydık abi. Hemen şifrelerimizi girelim. Bakalım, yine trene binmeden abi dışarıdan gitmeyi deneyeceğim. Şu son 4-2-3-1'e girelim abi. 4-2-3-1. Evet. Şimdi uzaktan abi. Bak uzaktan şimdi. Bak ne kadar uzağa gidebilirim ona bakıyorum şu anda. Hop. Kolumu bırak lan tren. Oğlum kolumu bırakır mısın? Aa, hareket etmiyor mu lan yoksa? Yo, etti. Abi normalde trenin içerisinde olmamız gerekiyor ya. Şu anda evet, oyun beni çekmeye çalışıyor oraya doğru. Ben de şu an direniyorum abi. Evet, bak dışarıdan nasıl gidiyor tren. Abi ben raylardan yürüsem olmaz mı? Evet, ben raylardan yürüyorum şu anda ama bir şeyler beni çekip duruyor. Ana! Abi ben gene aşağı düşeceğim ya. Oyundan aşağı düşeceğim galiba. Kendimi kurtaramıyorum. Evet arkadaşlar, bakalım. Bundan sonraki bölümlerde Mamilongdex karşımıza kim olarak çıkacak, hep beraber. Ben de çok merak ediyorum.